Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı tarihinde 1833-1839 yıllar arasındaki 6 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizden döncüyünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1839-1843 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1839-1843 yıl arasındaki 4 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik, doğru, net ve anlaşılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız o zaman Hazırsanız gelin videomuzun ilgili kısmına geçelim 1839-44 Doktor Bernard'ın Mektebi Tıbbi Yeni Hazırlığı dönemi yani 5 yıllık dönemde Doktor Bernard Mektebi Tıbbi Yeni Hazırlığı yani Sağlık Bakanlığı'dır Evet, 1939 45 yıllar arasındaki altı e, 6 yıllık süreçte ise Mektebi Fenni Nücmun yani fen bilimlerine eğitim veren bir okul kurum müessesinin Münun faaliyet dönemi. 24 Haziran 1839 tarihinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması Nizip Savaşı. 1839'un 1 Temmuz'unda 2. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması. Osmanlı donanmasının Mehmet Ali'ye teslimi. 1839'un 3 Kasım'ında Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. 1840 tarihinde ceza kanunname yümeyonunun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü 3 Mayıs tarihinde kabul ediliyor. 14 Temmuz 1851'de bu kanun kanuni, kanunu cedid olarak tadilatla yeniden yürürlüğe giriyor. 1840 tarihinde Gayrimüslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması. 1840 tarihinde bütün hazinelerin Maliye Nazırlığına yani Hazine Bakanlığına, günümüzdeki Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması. 1840 tarihinde tanzimatın tatbik edildiği yerlerde tematü vergisinin konulma kararı. Evet, biraz daha söylenecek kelamımız var. Onları da söyleyelim. Sonra da edelim. 1840 tarihinde Posta Nezaretinin kurulması ve son olarak 21 Aralık 1840 tarihinde Namık Kemal'in doğumu. 1841 tarihinde Lübnan, Lübnan olayları var. Yine aynı e, yılın Mayıs 24 Mayıs'ında İngiltere'nin yardımıyla Mısır meselesinin halli, Mısır'ın verası tutulu ile Mehmet Ali Paşa'ya bırakılması var. 1841 tarihinde Londra Boğazlar Antlaşması var. 13 Temmuz 1841'de. 1842 tarihinde Askeri Baytar Mektebi, yani e, Baytar zaten hayvan sağlığı, günümüzdeki şey. Baytar'ın sayı neydi? Günümüzdeki hayvan doktorunun hayvan doktorunun, hayvanlara bakan, hayvanları tedavi eden, hayvanları iyileştiren, o canlara umut olan doktorlarımızın e, okulunun, askeri okulunun açılması. 1843 ta, 43 tarihinde Hereke fabrikasının kurulması ve aynı yıl Zeytinburnu demir fabrikasının inşaatına başlanması. Şimdi kıymetli dostlarım Mehmet Ali Paşa'ya değinecek olursak şöyle bir özetleme geçmemiz gerekebilir. Tabii ki bu söylediklerim benim kendi sahsi fikirlerimdir. İnşallah bu fikirlerimden dolayı YouTube kanalıma herhangi bir kısıtlama falan getirmez. Onun için de kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Mehmet Ali Paşa ee, doğru kelime ha. Mehmet Ali Paşa denilen mahlukat Eee... Şöyle bir mahluktur. Osmanlı Devleti'nde güçsüz bir adamdır Mehmet Ali Paşa. Yavuz'un, Kanuni'nin hadi hatta onu geçtim. Çelebi Mehmet'in döneminde bile hatta Yıldırım Beyazıt'ın döneminde bile hatta daha geriye gidelim. Orhan Gazi'nin döneminde bile isyan etse öttürülecek adamdır. Ama Osmanlı Devleti'nin güçsüz döneminde, yıkılma döneminde Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti, Devleti Ali Osman zor durumdayken İmparatorluğun son yüzyılında Osmanlı Devleti'ne isyan eden bir deyyustur. Bu adam, bu mahluk hakkında konuşacak olursak, hemen ben size anlatayım bu adamı mahluk. Bu mahluk Osmanlı Devleti doğru durumda. Artık e, son 100 yılda her birçok şeyde sıkıntı yaşıyor. Ekonomik krizleri var. Birçok şeyde e, bit, yani artık son 100 yılda olduğu belli. Yani 100 yılda olduğu belli değil de son dönemde yaşadığı belli. Hasta adam zaten Avrupa'nın hasta adamı. Artık kanuni döneminden eser, eser, kalmamış. Fatih, dönem, Fatih döneminden eser kalmamış. Yavuz döneminden eser kalmamış. Hatta hatta onu geçtim. 4. Murat döneminden bile eser kalmamış. Yani 4. Murat için önemlidir? Çünkü gerileme dönemindeki ben ona gerileme dönemi derim. Çünkü o son arka sonu söyle, söyle alıyorum dönemlere Bakalım bu ne dönemlere alıyorum. 1302-1453 kurulus dönemi. 151 yıl. 1453-1566 113 yıl. Yükselme dönemi. 1566-1922 yıllar arasındaki süreç ise artık Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemidir. Benim kendi tarih dönemlendirmem de. Dostlarım, artık devlet güçsüz dedik. Mehmet Ali Paşa da şöyle bir adam, şöyle bir tarif edelim size. Önümde en sevmediğim karakterlerdendir. Hatta... Maktul İbrahim Pasebele ondan daha saygı değer veren insandır. Benim kendi tarihi at bakış e açıma göre. Dostlarım, ama tarafsız olmam Dostlarım, e Mehmet Ali Paşa. Osmanlı Devleti bakıyor zor durumda. Osmanlı Devleti'nin zor durumda olmasından faydalanarak kendi devletini kurmak için, kendi devletini, kendi hanedanını, kendi imparatorluğunu kurmak için e, isyan ediyor devlete. Bakın bu adam paşa evet ama bu adam ilk öğretim mezunu bile değil ya. Okuma yazma bile bilmiyor. Neyse. Ee, işte devlete isyan ediyor. Devletin gücünden bu adam nasıl oluyorsa daha güçlü. Ekonomik olarak, askeri olarak, donanma olarak. Devletin gücünden daha güçlü. Bu adam ee, devlete isyan edince Dönemin güçlü devletleri olan İngiltere, Fransa, Rusya e, bu adamın e, Osmanlı Devleti'ni yıkmasına izin vermiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Ya İsmail bu e, İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı Osmanlı'nın dostu mu? Niye Osmanlı'nın yıkılmasına izin vermiyor? Dostlarım şöyle bir durum var. Bizim günümüzde de olduğu gibi Günümüzde bir şahsım var bilirsen, eğer onu biliyorsanız şahsım ülkesinin cumhurbaşkanı kendisi. Şahsım devletini yönetiyor. Şahsım. Evet. Şahsımı hatırlarsınız herhalde. Evet o şahsımın da olduğu gibi. Kimi Avrupa ülke yani kimi devletler yani o dönemde İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu'nun yani şahsımlı bir şahsım cumhuriyetine güçlü bir Osmanlı Mısır Krallığı'na, yani Mehmet Ali Paşa'nın yönettiği Osmanlı'yı yıkt yıktı, güçlü bir yeniden devlet kurup, yeniden teşkilatlandı ve bu sayede de fetihlere yeniden basladığı Bir, Osmanlı İmparatorluğu'na tercih, yani, tercih ediyorlar. Yani şahsım Cumhurbaşkanı'na, yani şahsım ülkesinin şahsım ismindeki şahıs Cumhurbaşkanı'na, geliyor gelmekte olan Cumhurbaşkanı'na tercih ediyorlar diyebiliriz. Çünkü biri güçsüz biri güçlü. Niye peki böyle bir durum var? Çünkü her zaman ve her yerde güçsüz olanı yönetmek, güçlü olanı yönetmekten kat ve kat daha kolaydır. O dönemde Osmanlı devleti güçsüz, İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın her dediğini yapabilen bir devlet. Sırf devletim yıkılmasın, varlığım tehlikeye girmesin, elde kalan son bir kat topraklarının gitmesin diye. Ee, ama Mehmet Ali Paşa güçlü bir adam o dönemde de bile yeniyor. Yani Osmanlı devletine bile yeniyor diyebiliriz. Ee, dostlarım tabii ki Osmanlı Devleti'ni yenince İngiltere, Fransa, Rusya araya giriyor. Ve bu adamı yenilgiye uğratıyorlar. Bu adamı yeniyorlar. Ve Mısır'da bu adama söyle bir barış teklifinde bulunuyorlar. Tabii ki adam o döneme kadar İstanbul boğazına kadar gelmiş Mısır'dan olması ve Mısır ordusu. Yani İstanbul'a girse devlet yıkılacak. İstanbul'a girse devlet yıkılacak. Belki de Osmanlı Devleti'nin yıkılması 90 yıl, 100 yıl önceden gerçekleşecekti. Eğer İngiltere, Fransa, Rusya etmeseydi. Osmanlı Devleti'ne. Tabii ki bu dönemde ona da şöyle bir barıza bulunuyorlar. Sana Mısır'ı yönetme yetkisini hanedanlık şeklinde verelim. Yani Mısır'ı sen ve senin neslinden gelecek olanları yönetsin. Sen de bunun karşılığında Osmanlı Devleti'nin Mısır dışındaki topraklarından çekildi. Adam Osmanlı Devleti'ne karşı da kazanmış. lakin adama bırakmak istedikleri toprak Batılı devletlerin az bir toprak parçası doğal olarak çünkü e, adam bunu kabul etmiyor. Mahluk bunu kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Çünkü e, söyle bir adamın algılama sayı var. E, ben Osmanlı Devleti'ni yendim. Ben Adana'ya kadar yani birçok yani bir harita baktığınızda Mısır'ın üç katı toprağı kendisine istiyor. Öncelikli olarak böyle bir teklifte bulunuyor. Bana diyor Mısır'ın yani birçok bir yer sayıyor. Mesela Adana'ya kadar sayıyor. Yunanistan'dan sayıyor. Birçok yer sayıyor. Bana su toprakları ver diyor. Osmanlı devletine. Vereceksin diyor. Osmanlı devleti de batılı devletlerden yani İngiltere'den, Fransa'dan ve Rusya'dan yardım isteyerek Mehmet Ali Paşa'ya bu toprakları vermiyor ve İngiltere, Fransa ve Rusya'nın da araya girmesiyle Mehmet Ali Paşa tehlikesi Osmanlı Devleti'nin başından savuşturuluyor. Ve Mehmet Ali Paşa istemeye istemeye Mısır'ı alıp diğer başka bir toprak almadan hem Mısır'ı Osmanlı'dan koparıyor hem de pek bir şey elde edemeden tek Mısır'ı kopararak e, bu hareketine son veriyor. Tabii ki tekrar ediyorum. Niye Osmanlı Devleti'ne bu batılı devletler, İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı yardım etti? Çünkü Osmanlı Devleti zayıf, yönetmek kolay. Mehmet Ali Paşa güçlü, yönetmek zor. Herkes her dönemde zayıf olanı tercih eder. Çünkü zayıf insanı yönetmek kolaydır. Dostlarım tabii Mısır elden çıkıyor. Mısır elden çıkmasından sonra da ilerleyen süreçte Osmanlı Devleti yıkılmadan İngiltere Mısır'ı işgal edip Mısır'dan Orta Af günümüzdeki Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kadar olan bölgeye kadar ilerleyip çok büyük bir Afrika ayağı olarak konuşuyorum. Britanya İmparatorluğu'nun çok büyük bir Afrika gücüne sahip olmasını sağlıyor. Ki zaten Britanya, Büyük Britanya İmparatorluğu da o dönemde 2. Dünya Savaşı'nın sonuna, sonuna kadar hatta 1970'e kadar bu dönemin bir numaralı süper gücü. Hala da Büyük Britanya ya kağıt üzerinde bağlı olan devletler, devletçikler, ülkeler, ülkecikler vardır. Evet bunu da belirttiğimize göre gelin kapanışımızı yapalım. Biraz uzun konuşmamız zaten 15 dakikalık video süremiz var. O yüzden sıkıntı yok. Dostlarım biz, bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1839-1843 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizden döncüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1844-1848 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarih olacaktır. Biz diğer videomuzda sizlerle birlikte 1844-1848 arasında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen 4 yıllık gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilmeden döncüyünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.